Hazırlayan Seyyid Ebu Yusuf Hazinevi. Bu tür programların devam etmesini ve faydalı olmasını istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Değerli dinleyicilerim, bu programımızda Veliler Başbuğu Nakşibend Muhammed Bahauddin Hazretlerini arz etmeye, tanıtmaya çalışacağım. O ki Kerametler Sarayı'nın eşsiz sultanı, veliler aleminin şahıdır. O ki eşi bulunmaz hak incisi. O ki sonsuzluğa eriş ve sonsuzlukla oluş sırrının alemi, madde ve manada Seyyid, Şah-ı Nakşibend. Hem öyle bir şah ki, dünya doğudan batıya dek velilerle de olsa ve bu veliler ordusundan bir başbuğlar kadrosu seçilse ve bu başbuğ velilere de yine bir başbuğ seçmek gerekirse, o başbuğ Şah-ı Nakşibend olurdu. O akıl ve gözleri kamaştıracak kadar keskin bir ışığın sahibi. Billurları gölgede bırakacak bir pırıltı. Muhammed bin Muhammed Bahauddin Hazretleri Hicri 718, miladi 1318 senesinde Buhara'ya bir miktar uzaklıktaki Hinduan isimli köyde doğdular. Bu köye sonraları Kasr-ı Arifan adı verilmiştir. Nesep yönüyle de Allah Resulüne varan Seyitler kolundan kol kol gidiyor. Allah'ın arslanı ve evliyalar sultanı Hazreti Ali'de temelleşiyor ve ondan da Nebiler Sultanı'na uzanan güneşten bir iptir ve feza ırmaklarından dökülen nurları gönül gönül içiyor. Henüz ana rahmindeyken manevi pederleri Muhammed Baba Semmasi bir gün o civardan geçiyordu. Tatlı bir rahiha aldı ve yanındaki bağlılarına sordu. Şöyle dedi: "Bu topraklardan bir er kokusu geliyor." Bir zaman sonra yine o Arifler Sarayı denilen köye uğradılar. Dudaklarına tatlı ve tombul bir gülücük kondurup buyurdular: "Haberiniz olsun, o er doğdu. O erin kokusunu şimdi daha yakından duyuyorum." Gerçekten de Nakşibend Hazretleri Cihan denilen bu toprağa bir inci olarak gelmişlerdi. Dünyaya gelişlerinin 3. günüydü. Muhammed Baba Semmasi Hazretleri bütün ihvanıyla, bütün dostlar arkadaşlarıyla yine o köye geldiler. Nur yumağı çocuk babası tarafından şeyhin huzuruna götürüldü. Muhammed Baba Semmasi Hazretlerinin iman aynası berrak yüzünde görülmemiş bir ışık parıldadı. Ve mini mini yavruyu kaptığı gibi göğsünün üzerine bastırdı ve dedi: "Bu güzel yavru benim oğlumdur. Ben bunu evlatlığa kabul ettim." Sonra gözlerini ihvanına dikip tane tane konuştu. "Çok kere size bu yerde bir merdi huda, işte bu mübarek koku, bu melek yavrudur. Ben öyle görüyorum ki bunun şanı bütün dünyayı tutacak." Değerli dinleyicilerim, nur yumağı yavru ömür günlerini 1, 2, 3, 5 diyerek geride bırakıyor, ileriye doğru bir ırmak gibi akıyordu. Çocukluğunda bile harikulade, annesi anlatıyor, "Oğlum Bahauddin henüz 4 yaşlarında bir çocuktu. Bir gün sığırlardan birini göstererek, 'Anne,' dedi, 'şu bizim geyik boynuzlu ineğimiz alnı beyaz bir buzağa doğursa gerek.' Birkaç ay sonra inek onun tarif ettiği gibi bir yavru doğurdu. O bir başka güzelliğin sahibiydi. Küçüklük çağında bile büyüklüğü görülüyordu. Yaşıyla mütenasip olmayan nice harikulade haller kendisinde zuhur ediyordu. Güzel yüzünden keramet ve hidayet nurları akıyordu. Seyyid Emir Külal Hazretlerinin devamlı teveccühüne mazhardı ve onun kerametler saçan elinde yetişti. Hacı Abdülhalik Gücdüvani Hazretlerinin ruhaniyet pınarından gönül kovasını doldurdu. Bu cihetle görmeden feyiz aldığı için kendisine üveysi de denilirdi. Ona cihanları nurlandıracak insana rüyada Abdülhalik Gücdüvani Hazretlerinin hitabı şöyle oldu: "Oğlum Bahauddin, büyük ve eşsiz bir istidada sahipsin. Aleme manevi ışık yakacak olan bu istidat fitilini ateşlemek lazımdır. Allah'ın zikrinden bir nefes olsun fari olma. Mahlukata halisane hizmet et. Ey Bahauddin, ey eşi bulunmaz inci, her zaman ve mekanda ayağını şeriat caddesi üzerinde tut. Emir ve nehide istikamet üzere ol. Daima azimetle amel işle. Topyekün alem senden hizmet bekliyor. Seyri sülükün evvelinde, ortasında ve sonunda gerekli bilgi ve usulleri Hazreti Hızır'dan aldığım gibi sana aktardım. Kemal yoluna, Zikri hafi kapısından gir, gizli zikir kapısından gir. Atını bu vadide bir şahin gibi uçur. Allah'ın tevfiki refikin olsun. Değerli dinleyicilerim, Mevlana Muhammed Herevi gönül gönül çırpınarak ta Bağdat'tan kalkıp Buhara'ya geldi. Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin kapısının tokmağını tuttu ve çaldı. Tak tak tak. İçeriden bir derviş seslendi. Kim o? Cevap verdi. Hacı Hazretleri ile görüşmek isteyen biri. Kapı derhal açıldı. Mevlana Muhammed içeri girdi. Girer girmez de Şah-ı Nakşibend Hazretlerine yalvardı. Ey pirlerin şahı, bana himmet et. Şah-ı Nakşibend buyurdu. Himmetin vakti var. Mevlana Herevi o vakti bekleye dursun. Bir zaman sonra ona hitap ettiler. Yakınıma gel bakalım, himmetin vakti geldi. Ve Mevlana'yı önlerine oturttular. Dikkat et ve nasibe kavuş. Şehadet parmaklarıyla Mevlana'nın dizine dokundular. Mevlana birden kendisini kaybetti. Baygın bir halde yere düştü. Yüce Pir onu uyandırdılar ve dediler. Ey Mevlana, haberin olsun, zaman ve fırsat kaybolup gidiyor. Mevlana öyle bir hale ve öyle bir aşka tutuldu ki gömleğini paraladı. Şah-ı Nakşibend Hazretleri ışıklar dolu gözlerini ona dikip dediler ki, bu vakit Bağı Zagan vakti değil. Mevlana'nın yüreği büsbütün tutuştu ve ızdırabı çekilmez bir hal aldı. Ve yine kendisini kaybetti. Bir müddet sonra usul usul gözlerini açtı. Hakikate erdirildi ve murada kavuşturuldu ve sordu. Ey ömrümün ışığı, ya Bağı Zagan ne demek oluyor? Bundan sonrasını Mevlana anlatsın. Bağı Zagan Herat'ta bir yerin ismidir. Vaktiyle bir dostla orada sohbete koyulmuştuk. Bana şöyle demişti. Bir gün büyük bir himmet sahibiyle karşılaşacaksın. Halin o zaman hal olacak. Bizi hatırla o zaman. İşte Şah-ı Nakşibend beni kendimden geçirip sonra tekrar kendime getirince o sözü hatırladım. O da o lahzada kalbime girdi ve içimdekini açığa vurdu. Gördüm ve bildim ki bütün dünyada ona denk kimse yok. Değerli dinleyicilerim, o ay yüzlü alem şeyhine sordular. Ey zamanın şahı, sizden niçin bu kadar az keramet zuhur ediyor? Koca sultandan şu cevabı aldılar. Sırtımızda taşıdığımız bunca günaha rağmen ayakta durmamızdan daha büyük keramet mi olur? Bir keramet hayal et ki şu cevaptakine denk olsun. Nakşilik yolunda en büyük keramet, kerametin gizli tutulmasıdır. Buna setri keramet diyorlar. Tarikatın en nazik ve en ince geçidi. Gaye ne? O. Ne bu? Sadece Allah ve onun rızası. O bütün insanlığı hayran bırakacak keşif ve kerametlerin sahibiydi. Zaman zaman akılları donduracak kerametler kendisinden zuhur etmiştir. Biri de şu. Bir gün bir müridinin bahçesindeler. Hiçbir yerde tek damla su yok. Mürid aciz ve perişan. Ona hitap ettiler. Sulama zamanı değil mi? Ne duruyorsun? Mürid ak çiçekli bir söğüt dalı gibi salınarak. Evet ama dedi, tek damla su yok. Buyurdular, Allah gökleri ve dünyayı yaratandır. Sana su verir. Hemen su yollarını aç. Mürid kolları sıvayıp kanalları açtı ve sabahleyin gördü ki arklardan çağıl çağıl sular akmakta. Eh diye düşündü. Demek ki su geldi dağlardan. Bir de dışarıya çıkıp baktı ki dere, ırmak, sokak tek damla suya hasret. Her taraf kupkuru, toprağın dudağı susuzluktan çatlamış bir halde. Dervişin aklı uçacak gibi oldu. Şah-ı Nakşibend Hazretleri yanağına tombul bir öpücük kondurup buyurdular ki bunu kimseye anlatma. Değerli dinleyicilerim, bir gün bir müridiyle yan yana at sırtında dümdüz bir ovada gidiyorlardı. Güneş Aktepeli dağlar arkasında kaybolmak üzereydi. Ufka yaslanmış gölgeler dünyayı yavaş yavaş istila etmişti. Varacakları köy ise epeyce uzaktı. Müridin kalbine korkunun mızrakları gelip dikildi. Eyvah! Köye varmadan güneş batacak. Karanlıkta ne yapacağız? Mürid göz ucuyla efendisine baktı. Şah-ı Nakşibend Hazretleri kendi gönül ikliminde ve oralı bile değil, sakin ve sessiz, vakar ve tevekkül içinde ilerlemekte. Müridin hali perişan, şeyhinin yanında gönlünden geçirdiği korku ve şüpheden utanmada. Birden gözlerini yumdu ve kendisini efendisinin ulu ruhaniyetine teslim etti. Şimdi dümdüz ovada ve zifiri karanlıkta gidiyorlar. Hayret ve dehşet. Gözlerini açıp bir de baktı ki her taraf bir ışık çağlayanı içinde. Mürşidine tek kelime söylemediği ve ondan tek söz duymadığı halde bu ışık, bu nur da ne? Saatlerce bu hal üzere gittiler ve menzillerine vasıl oldular. Aynı ışık onlarla beraber. Köye adımlarını atar atmaz her taraf birden simsiyah kesiliverdi. O vakit Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin mübarek yüzünde elmaslar nokta nokta oynaştı. Müridine dönüp buyurdular ki bunlar tarikatın oyunlarıdır, gaye değil gaye Allah'tır. Nakşibend dünyaya geldiği zaman Hacıyan tarikatının şeyhlerinden Muhammed Baba Semmasi, müritleriyle birlikte o köye gelmiş ve henüz çok küçük yaşlarında bulunan Nakşibendi manevi evlatlığını almıştır. Baba Semmasi müritlerinden Emir Külal'e bu erin terbiyesi sana aittir diyerek Nakşibendi ona emanet ettiği rivayet edilir. Nakşibend her ne kadar Emir Külal'e intisap etmişse de muteber kaynakların haber verdiğine göre onun gerçek şeyhi kendisinden çok sene önce vefat eden Abdülhalik Gücdüvani'dir. Tasavvufta kişinin kendisinden önce vefat etmiş olan herhangi bir şeyhin ruhaniyatından feyiz alarak rabıta kurmasına üveysilik yolu adı verilir. Bahauddin 18 yaşlarındayken ailesi onu evlendirmek istemiş. Bahauddin Baba Semmasi'yi davet etmek için Semmas'a gitmiş. Oraya varınca hocanın sohbetine iştirak etmiş. Sohbetin kendisine verdiği zevk ve huzurdan sonra mescide gitmiş ve Cenab-ı Hakk'a ya Rabbi bana bela yükünü çekmek için kuvvet ver. Bu hususta bana ihsanda bulun diye dua etmiştir. Baba Semmasi onun bu durumunu öğrendiği zaman kendisine ilahi sen rızana uygun olanı neyse onu bu zayıf kuluna ihsan eyle diye dua etmesini zira her zaman Allah'ın rızasını kazanmayı gaye bilen kimseye bela ulaşmayacağını şayet Allahu Teala bir velisine bela gönderirse yine kendi inayetiyle ona kuvvet ve tahammülü ihsan edeceğini, insanın kendi iradesiyle bela istemesinin doğru olmayacağını söylemiştir. Değerli dinleyicilerim, Baba Semmasi vefat ettikten sonra Semerkant'a gitmiş, oradaki dervişlerin sohbetine iştirak etmiş, kısa bir zaman içinde onların saygısını kazanmış ve tekrar memleketi Kasr-ı Arifan'a dönmüştür. Bahauddin Nakşibend iki kez Hicaz'a gitmiştir. Gidiş ve gelişlerinde çeşitli zatları ve yerleri ziyaret etmiştir. Memleketi olan Kasr-ı Arifan'da bir mescit yaptırmış ve inşaatında bizzat çalışıp işçilik yapmıştır. Muhammed Nakşibendi, Hanefi mezhebine mensuptur. Her fırsatta sohbet eder, vaaz ve nasihatte bulunur ve tarikimiz sohbet üzerinedir diyerek müritlerini de buna teşvik ederdi. Aynı zamanda o çok mütevazi idi. Misafirlere çok saygı gösterirdi. Hayvanlara karşı bile sevgi beslerdi ve haramdan son derece sakınırdı. Ölümünden bir gün önce müritlerine halifelerinden Muhammed Parsa'ya tabi olmalarını vasiyet etti ve 2 Mart 1389 Pazartesi günü doğduğu yer olan Kasr-ı Arifan'da 73 yaşındayken Hakk'ın rahmetine kavuştu. Değerli dinleyicilerim, Nakşibendi tarikatı Bahauddin Nakşibend'den sonra Alaaddin Attar, Zahid Bedahşi ve Muhammed Parsa tarafından geniş bir alana yayıldı. Bilhassa İmam-ı Rabbani zamanında Hindistan ve havalisinde yayılma kaydetti. İmam-ı Rabbani'nin oğlu Muhammed Masum da ciddi bir eğitim görerek babasının mutedil tasavvuf yolunu devam ettirdi. Tarikat, oğlu Şeyh Seyfettin ve halifesi Seyit Nur Muhammed Bedvani ile nakli tasavvuf ve farz-ı kifaye ilimler bakımından bir medrese ve herkese açık bir müessese haline geldi. Bu tarikat Fatih Sultan Mehmet zamanında Molla İlahi Simavi vasıtasıyla İstanbul'a girdi. Gulam Ali Dehlevi ve Ebu Said Müceddidi ile Hindistan içlerine de yayıldı. 18. asırda Mevlana Ziyaeddin Bağdadi ile Osmanlılar'da genişledi ve istikrar kazandı. Osmanlı padişahları Nakşibendiliği himaye ettiler. İstanbul'da 65 adet Nakşibendi dergahının bulunması halk arasında ne kadar yaygın hale geldiğini göstermektedir. Sonraki yıllarda Nakşibendiye tarikatının Mevlana Halid Bağdadi tarafından kurulan Halidiye kolu Anadolu'nun çeşitli yerlerinde Suriye ve Irak yörelerinde yaygınlık kazandı. Değerli dinleyicilerim, bazı alimler Nakşibendiye tarikatının esaslarını şu maddelerde özetlemişlerdir. Birincisi şeriatla zahiri temizlemek, ikincisi tarikatla batını temizlemek, üçüncüsü hakikatle kurbu ilahiye ulaşmak, dördüncüsü marifetle Allah'a ulaşmak. Başta işaret edildiği gibi ehl-i sünnet itikadına bağlı olan Nakşibendiye tarikatı, çeşitli ilimlerle meşgul olmaya, vaaz ve sohbetler vasıtasıyla bu ilimleri tebliğ etmeye son derece önem vermiştir. İlimle meşgul olmanın pozitif ilimlerden bilhassa fizik, kimya, biyoloji vesaire gibi Hakk'ın kudret ve azametini idrake vesile olan ilimlerden faydalanmanın bir çeşit zikir olduğunu kabul etmiştir. Bir de Nakşibendiye tarikatı mensupları şeriat esaslarına uymaya ve ona bağlı olmaya son derece önem vermişlerdir. Ayrıca Nakşibendiye tarikatı boş kalan insanların nefsin pençesinden çeşitli kötü alışkanlıklardan korunması için tevbe, istiğfar, zikir, tefekkür, nafile namazlar ve benzeri şeylerle meşgul olmayı tavsiye etmiştir. Bu şekilde nefsi yenip kalbi kontrol altında tutmaya murakabe denir. Diğer tarikatlarda olduğu gibi Nakşibendiye tarikatında da rabıta vardır. Rabıtayı şöyle açıklamaktadırlar. Doğrudan Allah ile manevi bir bağ ve irtibat kuramayan mürid, Resulullah Efendimiz'den itibaren hayatta olan mürşidine kadar silsiledeki bütün meşayihin oturduklarını, kendisinin de mürşidinin yanında yer aldığını ve onlarda manevi bir feyiz aldığını düşünür ki buna rabıta denir. Rabıta yoluyla alınan bu fuyuzat manevi yolda ilerlemeye vesiledir. Rabıtada dikkat edilecek husus rabıta yapılan kişinin bu işin ehli, alim, kamil ve mürşid olmasıdır. Aksi takdirde istenilen netice elde edilemez. Rabıta vesilesiyle mürid, fenafi şeyhe ondan sonra fenafi Resul ve fenafillaha ulaşır. Kişi vasıtasız olarak fenafillaha yani Allahu Teala'da fani olma makamına sahip değilse rabıta yapması tavsiye edilmiştir. Aksi hallerde buna lüzum görülmemiştir. Değerli dinleyicilerim, Nakşibendiler önceleri kalben, gizli zikrederlerdi, sonraları cehren, açık olarak da zikretmişlerdir. Halidiler ilk kurulduğu gibi kalben, gizli zikretmektedirler. Nakşibendiye tarikatında topluca yapılan zikre hatm-ı hacıyan denir. Müritlerin adedi 10 kişiden az ise küçük hatme, çok ise büyük hatme sessiz olarak icra edilir. Aralarında iki fark vardır. Birisi 79 kere okunacak olan El-İnşirah suresinin terk edilmesi, diğeri ise 1001 İhlas yerine 500 defa Ya Baki Entel Baki'nin okunmasıdır. Prensip ve kaideler tarikat şeyhleri tarafından konulmuştur. Sünnette 79 defa inşirah, 1001 defa ihlas ve bunun gibi virtler mevcut değildir. Ayrıca tarikatta ortaya konan prensip ve usuller Resulullah zamanında mevcut olmayıp sonradan tarikatı mensupları tarafından ortaya konmuştur. Yoksa Peygamberimizden bu konuda sahih yolla gelen herhangi bir hadis veya bir haber yoktur. Tarikatlardaki usuller bunlar vaaz türü eserlerde vardır. Halbuki halkı ibadet ve takvaya alıştırmak için iyi niyetle dinde ihdas edilmiş bidatlerdir. Tevhid akidesine ters düşmeyenler, Kur'an ve sünnete uyanlar kabul edilir, gerisi reddedilir. Değerli dinleyicilerim, Rabbimizin rızasını kazanmanın en önemli yolu Kur'an'a ve sünnete hakiki manada intisap etmek, bağlanmak, Kur'an'ı ve sünneti yaşamaktır değerli dinleyicilerim. Rabbim Kur'an'ı ve sünneti içselleştirip hakiki manada yaşayan kullarından olmamızı bütün inananlara, dinleyicilerimize, sevdiklerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dinleyiciler.